İlter Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz olmaz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Başımızın üstüne yeriniz var. Büyük her zaman keyifli. Için. Çok sağ olun. Büyük keyifli gerçekten sizleri ziyaret etmek. Ve ben bu röportajı öncelikle sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri bir tanıyalım. Hay hay. Ve sektörle tanışmanız. Hay hay. Yaklaşık 28 sene önce Kral Kepçe Yemek Fabrikası olarak sektöre giriş yaptık. Daha sonrası düğün salonları vesaire, bu şekilde devam ediyoruz hala. 30 yıllık bir geçmiş var sanırım. Tabii. Aynen öyle. Aynı zamanda Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcılığını ve Konya İl Başkanlığı'nı yürütüyorum. Konya Düğün Salonları Dernekler Başkanlığı'nı yürütüyorum. Etkinlikler Sendikası'nın başkanlığını yürütüyorum. Sektörel anlamda ciddi bir aktifliğiniz var hala. Yani sağ olsun tevazu gösterdiler. İlla yap dediler. Biz de yaratmaya çalışıyoruz bu şekilde. Devam ediyoruz şu anda sektörümüze. İnşallah katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Evet, çok keyifli bir yer kurmuşsunuz öncelikle. Teşekkür ederim. Çok keyifli olmuş. Dışarıdan da çok hoş duruyor gerçekten. Ben bu güzel yerden bahsetmek istiyorum. Neler yapıyoruz? Burada verdiğiniz hizmetler, gelen misafirler ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Burada düğün sektöründe, düğün organizasyonları, işte düğünlerde işte gece düğünler olabilir, yemekli düğünlerimiz olabilir. Kokteyl tarzında düğünlerimiz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Kına organizasyonları. Tabii hepsi var yani. Orada evet. İçerikler tabii, her içerik değişebiliyor. Misafirlerimizin isteklerine göre içerikler de değişebiliyor. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Evet, hani tabii burada bütün hepsini katalogda da yazmışsınız. Yani tabii. Çok da yardımcı olmuşsunuz. Bakın burada çünkü çok güzel ürünler var. Ekstralarınız var. İkramlıklarınız var. Bunlar çok önemli. Renk seçimleri sunmuşsunuz. Yani çünkü insanlar böyle ilk kez, hayatlarında ilk kez yaşıyorlar. Siz de onun ehemmiyetini yeteri kadar gösteriyorsunuz. Tabii da. Mutlaka, çünkü telafisi olmayan bir iş yapıyoruz. Yani insan ömründe bir sefer olacak. Yani orada şimdi bir, o gün bir hata yaparsak telafisi olmaz. Yani tek yani, bir... Yarın gel bir de yap, bir düğün yapalım deme şansımız yok yani. O gün o şeyi göz... Yani olsun, o yüzden her şeyin o gün tertemiz ve düzgün olması lazım. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz o şekilde. Ya onların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur. Muhakkak Sinan Bey. Yani zaten bütün yorgunluğumuzu o alıyor. Bu iş gönül işi. Yani dışarıdan çok basit gibi görünüyor ama çok inan bak, bu iş parayla yapacak bir iş değil. Bu gönül işi, sevgi olayı. Yani severseniz mesleğinizi zevk alırsınız. Ama sevmezseniz zaten mümkün değil, yapamazsınız yani bunu. Sevmeden 30 yıl geçmez. Yani mümkün değil. 3 sene geçsin, 5 sene geçsin, hadi bilemedik 10 sene geçsin. Doğru söylüyor. Aynen öyle. Ama işte. Ama 30 sene veremezsiniz. Seviyorum. Ben işimi seviyorum. Evet. 2 tane de yetişiyor. Arkanızdan bayrak devir testi. Tabii onları da yetiştiriyorsunuz. Çocuklarım da yetişiyor. Geliyorlar inşallah. Arkadan, onlar devam edecek. Onlar devam edecek. İnşallah. Bunu söyleyeyim. Personel i̇nşallah. Kadrosu bu işte. Ekip çok önemli özellikle. Tabii mutlaka. Ekibin koordinesi çok önemli bu konuda. Yani işte orada ekibimiz zaten uzun yıllardır yanında çalışan personellerimiz var. Sağ olsunlar. Biz bir aileyiz. Yani orada hep beraber çalışıyoruz. Hata yapıyor muyuz? Hatalarımız olacak. İnsanız. İnsanız çünkü. İnsanız. Ama çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz biz. Ekibimizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Şöyle bir 30 seneyi geride bıraktınız sektörde. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hani merak ettim. Röportajı önce biraz sohbet ediksin ama birçok şey başarmışsınız zaten ama. Çok şükür. Öyle hani zaten çok ciddi beklentileri olan bir insan değilim. Yani. Daha düz bakıyorsunuz, yani, daha standart ya, bakıyorsunuz. Şey, Yunus'un dediği gibi, hani diyor ya, ana rahminden geldik pazara, bir kefen alıp döneceğiz mezara. Mühim olan güzel yaşamak, mutlu yaşamak. Elhamdülillah biz de mutluyuz çok şükür. Ne güzel, insan misafirlerimizle, insanlarla mutluyuz biz. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim size. Çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi alalım. Buradan misafirlerinize, Konya'ya, tüm Türkiye'ye aslında. Buyurun efendim, son sözleri size bütün, bırakayım. Bütün Konya'nın hemşirelerimiz ve Konya dışındaki tabii müşterilerimiz de var. Sizleri bekliyoruz efendim. Her zaman için başımızın üzerinde yeriniz var. Bir çay kahvemizi içersiniz. Elimizden gelen neyse yardımcı oluruz. Tanışırlar en azından. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bana vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun İlter Bey. Çok sağ ol Sinan Bey. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim.